Atları tutkuyla sevenlerin adresi altınıganyan.com formatı sunar. Hoş geldiniz. Sizin programınız format başladı. Geçen haftanın önemli koşullarını mercek altına alacağız. Hafta sonunda yüz atacağız. Yurt dışı haberleriniz olacak tabii ki. Her hafta olduğu gibi. Gökhan Gül, Suat Demirer hazırız. Sizler de hazırsanız hoş geldiniz diyorum. Gökhan iyi akşamlar. İyi akşamlar Zadikçim. Hocam da hoş geldi. Atçılık adına sohbet etmek için bir kez daha toplandık. Senin de söylediğin gibi öncesi ve sonrası koşularımız var. Haberlerimiz var. Gerek camiadan gerek atçılık atları seven, yarı severlerden herkesten katkıları bekliyoruz. Keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sizler de hoş geldiniz. Koşulmuş ve koşulacak harika yarışlar var. Hafta oldukça heyecanlı geçeceğine benziyor. Harika, birbirinden anlamlı, güzel mücadelelere sahne olacak. Güzel bir program olması dileğiyle hepiniz hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyoruz ve hemen ilk koşumuza gidiyoruz. Süleyman Çelebi koşusu, grup 3, 4 yukarı Araplar 2200 ile çıktı. Çin pisti, 10 safkan mücadele etti. Boğaz çocuğu ilk kez ziyaret etti Bursa'yı. 3 boy startta kaldı ama flash jockey, haftanın flash jockey Ercan Çankaya ile son metrelerdeki ataklarıyla koşuyu kazanmayı başardı. Çok önemli bir koşuyu da başarıda imza attı. Başlarda Şahin Mahmut için şanssız başlangıç oldu. Öyle diyerek sözü sana bırakayım. Ya şöyle ki Zadıkçım, şanssız derken şimdi start verildikten sonra zaten Şahin Mahmut böyle bir dikkati yarışta değil, konsantrasyonu yarışta değil, hep sağa bakıyor, sola bakıyor, kulaklarından belli ediyor. Selim de tecrübeli bir at olduğu için onun böyle bir yaramazlık bu kadar yukarı seviyeye çıkaracağını düşünmedi. Hep böyle kontrol, hadi oğlum yürüttürerek ona davrandı ama son yaptığı hamle, fotoya geçtikten sonra viraja girerken oralarda ayak da değiştirip dışarı doğru bir anda gidince yarıştan kopmak zorunda kaldı. Sert başladı biraz koşuyor. Yok, aslında sert değil, önlere gitmeye çalışıyor ama at yani yaramazlık yapmaya meyilli. Bu kadar da yapar mıydı tartışılır ama at bu canlı sonuçta. İşte gittiği pistte bu seferlik böyle bir yaramazlık yaptı. Konsantrasyonu bir türlü yarışa veremedi. Yoksa Şahin Mahmut'un koşuda şansı vardı. Evet, tabii. O yüzden beklentinin altında kaldı. Teselli nedir? Atta da jokede de bir sıkıntı şey yok. Önemli olan o. Yarış çok. Sağ salim olsunlar, yapabilecek bir şey yok. Atçılıkta bunlar da var. Koşuya dönecek olursak tabii koşu öncesi bahsettiğimiz iki at birinci ve ikinci oldu. Özellikle ben Tunç Siperi'ni biliyorsunuz ki Ankara'da dahil birçok yarışta, grup bir yarışta kazanma ihtimalinin olduğunu ve son zamanlarda koşu içerisinde kendini iyi yer bulduğu noktada grup bir bile kazanabileceğini paylaşmıştım. Bugün içinde son iki aksiyonla yarışı kaybetti. Fakat virajı dönerken bu iki at çok ciddi bir dezavantajda yaşadılar. Zadik bak şimdi ikisi de dışarıya çıkıyor. Evet. Öndeki kırmızı formalı at dışarı doğru meyillenince bak. Yunus'cum burada bir durduralım. Bak içerideki atlar ciddi bir avantaj sağladı. Gerek Can Caner gerek Fuat Ağa çok ciddi bir avantaj sağladılar ama buna rağmen oynatalım lütfen. Tunç Siperi ve Boğaz Çocuğu bugün için rakiplerinin bu iki ata bir şey yoktu. Düz yola döndükten sonra ekstra koştu. Her ne kadar dezavantajlı olsa da ikisi birlikte çok etkili geldi. Şimdi ben jokeliğimden de biliyorum. Bazı atlar vardır. Hani tabiri caizse foto finişi biliyor. Foto finişi gördüğünde işte kafasını uzatıyor, boynunu uzatıyor diye. Boğaz Çocuğu da onlardan bir tanesi. Aslında Tunç Siperi de devam ediyor. Hatta yakalanmadı. Kazandım derken Boğaz Çocuğu son 3 aksiyon kala Can Havli ile böyle bir fotoya doğru kendini ileri doğru boynunu uzatarak itiyor. İki yarış beklentinin altında kaldı. Bu Boğaz Çocuğu hani sürekli iyi koşarak devam etmiyor. Müthiş bir yarış yapıyor. Sonra bir iki yarış beklentinin altında kalıyor. İşte grup 1 kazandı biliyorsun. Ondan sonra iki tane yarışta 8.lik yaptı. Sonra döndü geldi Bursa'da. Senin dediğin gibi biraz isteksiz başladı. Ama mesafenin uzun olması, düzlük dönüldüğünde de rakibini doğru seçtiği için ya da koşuyu kazanacak rakibinin yanında olduğundan dolayı onunla birlikte ıslandı.
Senin de söylediğin gibi Çankaya bu haftanın flash jokeyi. Evet yani. Ben hep söylüyorum yani en iyi jokey, moralli jokey diye. Çankaya'yı da daha önce de paylaşmıştık. Biraz daha kontrollü teşvik, biraz daha kontrollü biraz kamçı kullanımı yaptığında çok daha iyi olacak diye. Biliyorsun geçmiş zamanlarda Hışman'a da bu tarz eleştiriler vardı ya da bu tarz sohbetler etmiştik. O da zaman geçtikçe, kazandıkça, morallendikçe daha da iyi oldu. Ercan da bence bu çıkışını sürdürecektir. Kazandıkça moralleniyor. Can Ciğer'e 3. Fuat Ağa 4. oldu. Tunç Siperi kazanmış kadar da başarılı koştu. Boğaz çocuğu gününde olduğunda çok etkili koşuyor. Grup 1 kazandı daha ne yapsın. Bugün içinde şans onun yanındaydı. Son 2 aksiyon kala. Hatırladınız mı bilmiyorum ama Gazi Koç'u günün üstüne program yaparken padok yanında. Bir beyefendi geldi. Programa girmek istedi. Doğru. Güvenlikten. Fotoğraf çekilmek istedi. Ve beni çağırdı ısrarla dedim ben programdayız. Evet. Israr etti. Kalktım ben de Boğaz çocuğun sahibiyim dedi. Bugün de söyleyin dedi Boğaz çocuğu çok iyi koşuyor. Bugün bekleyin veremedi ama bir koşu. Evet, gününde olduğunda çok etkili çok koşuyor. Evet. Hocam ilk kez geldi Bursa. 3 boy starta kaldı ama Ercan Çankaya ile müthiş bir final. Şimdi Boğaz atların pist ayırdığı kesin. At bir kere çamurdan iyi koş. Çamur diğer rakiplerin aleyhineyken bunun lehine oldu. Artık aykırı bir at, tesadüf olamaz. İki defa ciddi bir yarış kazanıyor. Her ikisinde de yağışlı piste denk geliyor. Bu belli yani. Atın ayağına çok rahat geliyor. Ercan'ın yaptığı doğru hareket start çıkışında yarış startı alabilir miyiz? Start rica ediyoruz şimdi. Yok normal seyirine başlatıyorsunuz. Kurval 7. Tamam. İyi çıkamadı. Orada bir senkronize problemi oldu. Anlaşamadılar. Ama hiç acele etmedi. Yavaş yavaş, yavaş teşviklerle grubun arkasında kaldı. Yine ata temposuna çıkmaya zaman ve şans tanıdı. Şahin Mahmut yaramaz bir at. Zaten Taylan'da da İstanbul pistinde bile çalılara çıkmıştı bir yarış. Hmm. Çanakkale kostuydu hatırladığım kadarıyla. Evet. Bu atta bu tip yaramazlıklar var. Buna müsait bir at. İlk kez koştuğu ters sahada da bunu yapması. Ters derken İzmir, Bursa çimi için ilk kez koştu. Ondan dolayı böyle bir talihsizlik yaşadı. Bakın burada Boğaz çocuğu net sonuncu. Net sonuncu şu anda. Ama hiç acele etmiyor. O sert çocuk yok atın üstünde. Ata aksiyonunu kurmasına, temposuna çıkmasına müsaade eden bir Ercan Çankaya var. Yarışı kazandığı yer burası. At yavaş yavaş tempo tuttukça ufak ufak verdi kantarmayı. Ufak ufak geliyor. Çünkü daha önlerinde gidecekleri 1300 metre yol var. Yarışında 1/3 bitti. Yaptığı en büyük doğru hamle Ercan Çankaya'nın buydu. Daha sonra öndeki iki attan kurtulup temposunu daha da arttırmak için dışlarına aldı. Hafif hafif yine yürüttü at. Küçük bir at bu tarz sahalara uygun bir fiziği var. Mesafeye yatkın. Mesafeyi seviyor. Ağır pisti seviyor. Burada Bursa pistinde çalışıp koşu atlar arasında Tun Siperi benim de en başta şans verdiğim atlardan biriydi. Kazanan kadar iyi koştu. Fotoğraf diğer at çıktı. Son aksiyona kadar Tun Siperi öndeydi. Fakat aynada gülen Boğaz çocuğu oldu. Güzel bir at. Bakın arkasındaki at tutuyor. O gidemiyor gibi ama önündeki Tun Siperi tutuyor arkası. Bak yarışın ikinci ve üçüncüsü ikisi de çok kolay ondan. Hani burada şu gidişatıyla hiç kimse diyemez ki bu at bu yarışı kazanır. Bak önünde Tun Siperi tutuyor. Arkasından Can Caner'im tutuyor. Dışarılara çıktı. Yani belki de orası biraz daha zaviye farkı var. İçeriden gelenler büyük avans aldı. Fuat Ağa burada çok ciddi bir avans almıştı. Can Caner'im harika bir yer buldu ortadan. Geldi ama dıştaki iki at ikisi de o kadar diri kaldılar ki birbirini sürüklediler. İki at birbirini çok güzel getirdi. Enerji verdiler birbirine. Olabilir tabii yani bu nihayette at yarışacak bir rakibi bulmuş. İki at da jokeyde çok istedi. Fotoyu geçen genç Ercan Çankaya ile Boğaz çocuğu oldu. Tunç Siperi ve Kadir Tokaçoğlu'na kutluyorum. O da evet, harika bir yarış çıkardılar. Hatta Kadir de oldukça başarılıydı. Ercan Çankaya yola açık. Biraz daha söylenen kritikleri dinler. Zeki dinlemeye başladı. Sopayı çok gösteriyor. Vurmamaya gayret ediyor. O sopayı ne kadar az kullanırsa göze daha hoş gelir. Atın üstünde daha derli toplu oluyor. Genç bir çocuk. İstikbali var. İşte atçılık böyledir. Ben zaman zaman bizim programımıza konuları almadığımız yarışlarda da mesela gün boyunca seyrediyorum. Hiç bindirmeyen ekürler de bindirmeye başladı. Evet. Özellikle Arabatın'da. Arabatın'da çok büyük üstünlüğü var. Çok enerjik çünkü. Atın üstünde, Arabatın üstünde çok farklı. Yolu açık olsun diyelim genç bir kardeşimiz.
Zaten bir çok konuşacağız. Birçok koşuyu yani. Tabii şimdi Kumbey var. Kumbey'in üstünde ne var? Konuşup konuşmamak bundan sonraki yolda sadece ona bağlı. Ona bağlı. Evet artık. Buraya kadar gelmişken artık. Atçı görür. Yok. Atçı bindirir. Atçı indirir. Atçı tekrar bindirir. Buralarda sakin, saygılı, terbiyeli ve çalışkan olacaksın. Kliter net. Tebrik ederek geçiyoruz. Yüksek Komiserler Kurulu koşusuna grup 1 4 yukarı olarak ikimize çıktı. Ve geçen sene olduğu üzere bu sene de kazanan Kumbey oldu. Ercan Şankaya'yla tanıştık önündeki tanıştık. %1 ile neredeyse koşunun en şanssız ismiydi. Yarı severdi de şanslı yürüyen ismiydi. İkinci kaldı Taşan Seçeren Aktağ Fırtınası ilk 5'i oluşturdu. Gökhan beklendiği üzere Aktağ Fırtınası liderliği alıp 300'e kadar da ismini sürdürdü önüne. Ya şimdi Aktağ Fırtınası bugün iyi bir yarış yaptı. Eğer ki bugün Zafer Meydanı yani biraz rahat bıraksaydı ya da hani bugün tek kalabilseydi önde. Hani ben bu kadar önde tempoyu verip Zafer Meydanı gibi kuvvetli, inatçı bir atın baskısına mağlup kalıp bu mesafede 5. olan Aktağ Fırtınası'nın yarışını beğendim ben. Zaten bu, evet. Ya Safkan zaten hani iki koşusunda da ben artık olduğu mesajı vermişti. Burada da bence o performansını net ortaya koydu. Zaten bundan önceki iki yarışını kazandı. İkisi de 1500 metreydi. Fakat uzun mesafeye çıktığı yarışlarda biraz beklentinin altına kalmış. Sadece bir 4 şartta bir üçüncülüğü vardı Adana'da 5. ayda. Fakat bu atlar yaş ilerledikçe, zaman geçtikçe uzun mesafede başarılı olacak. Bak şimdi buralarda sürekli teşvikte görüyor musun? Evet. Teşvikte ama hani atın önde baskı görmesi, baskıyla birlikte 5. kalması bence değerli. Aktağ Fırtınası bir parantez açalım ve bundan sonraki yarışlarını takip edelim. Şimdi koşuyu kazanan Kumbey çok yetenekli bir at oldu. Hepimiz biliyoruz. Bu at 13 kere start almış. 5 birinciliği var. Bunun ikisi grup 1, ikisi de Yüksek Komiserler Kurulu koşusu. Evet. Yani şimdi bakıldığı zaman 5 yaşında bir Arap atının, 2 tane grup 1 kazanan bir Arap atının 13 yarış oldukça az. Muhtemelen belli aralıklar vermek zorunda kalıyor. Belki bir burası var sıkılıyor ya da at kendini istirahat vermek zorunda kalıyor. Ama iyi bir at. Kumda iyi bir at. Bir yarış zaten sentetik piste denenmiş 5. olmuş. Diğer Kumda koştuğu yarışlarda da oldukça başarılı. Bu yıl zaten grup 3, grup 2 kısa vade 8, 3 yarış koşuyor. 3-2-2 yapıyor. Ardından bu koşuyu kazanıyor. Burada tabii ki iyi koşanlardan bir tanesi de Taşan. Bu at hem kuvvetli at hem zor at. Geldi, devam eden Aktağ Fırtınası'nın arkasında öne çıktı. Öne çıktıktan sonra Kumbey'i de hissediyor. Devam etmedi. Yoksa Taşan'ın en sevdiği durumda. Yani giden atı yakaladığı andan itibaren arkadan da rakibi geldi. Onu hissettiren devam etmesi gerekiyordu. Belki bugün için böyle tam istenen cevabı veremedi. Ya da Kumbey'le tanışık daha kuvvetli geldi. Direnemedi. Ama Kumbey kazandığı yarışta da geçen sene Aziz Karataş'ta buna benzer bir stilde Fatih'in önünde geçmişti. Tanışık hani yarışları çok çok iyi olmasa da belli bir başarılı yarışları oluyor. Fakat bugün müthiş bir yarış yapmasının sebebi bence beklemesiydi. Gücünü düzeye bırakması ve atların dışına boşluğa çıkmasıydı. Bence bundan sonra da Tanışık iyi koşacaktır. Birçok Arap atı izledik. 3 yaşında tabii ki koşmaya başlıyor ama belki 3 yaşında istediğini yapamasa da 4 yaşında da böyle bir toparlanma evresi geçiyor. Bazı sıkıntılar olabiliyor. Mental olarak belli bir seviyeye gelebiliyor ama ciddi bir sakatlık geçirmeyen bir Arap atını 5 yaşına döndürdüğünde 5 yaşında gerçek gücünü gösterebiliyor. Bu istatistik olarak da ben buna baktım. Yani. Oldukça başarı yüksek. Kumbey zaten başarılıydı ama sanki Tanışık'ta söylediğim kriterlere uyuyor. Ben Seçeren'in yarışını da beğendim, 4. olan at. Bu hatta geçen sene İzmir'de biliyorsun çok yarışları vardı. Bazen aksiyon değiştirmekte zorlanıp aksiyonlarını beğenmediğimiz yarışlar da olmuştu. Eğer ki o aksiyonların rahatladığı noktada aktif olarak koşmaya devam ettiği sürece hem kazanacaktır hem grup 1 bile hanesine yazabilir. Çünkü öyle bir yeteneği var. Orada bir Özgünan temsilcisi Kumpis'i de seviyor. Toparlayacak olursak Ercan Çankaya tabii ki moralli olduğu için koşu içerisinde doğru bir rakibini seçti. Taşan'ın arkasındaydı. Taşan virajı dönerken şimdi izleyeceğiz. Oralarda çok iyi bir yol buldu. Onu devam ettirip Aktağ Fırtınası'nın hemen temposu düştüğü yerde rakibine direnmek istedi ama Kumbey bugün bir şey yapamadı ve Kumbey koşuyu kazandı. Kumbey'in ilgileri kutlarım Özkan Turan ekürüsünü. Son itibariyle bu koşuyu 2 kere kazandılar. Antrenör Ramazan Bayram seyisi artık arkadaş. Grup 1 kazanmak başka bir seviye. Grup 1 kazanmak kendini daha hissettiriyor. Zadik gerek atın tüm ilgileri açısından. Bir kara üzüm temsilcisi. Onu da
not etmek lazım. Kısak babası Turbo, Tanış'ın babası Turbo. Artık son zamanlarda böyle ön plana çıkan aygırların yavrunu birinci ve ikinci olarak görebiliyoruz. Kum Bey ve ilgilerini bir kez daha kutlayalım. Ercan Çankaya bence devam edecektir. Geçen seneden beri biliyorsun Adana'da daha yeni yeni aşama içerisindeydi. Bir gücü, bir enerjisi var. O gücü, enerjisini kontrollü kullandığında çok daha işler yapacağını söylemiştik. Şu an İbra ondan yana. Bazen jokeyler birçok yarışta at binebilirler. Bindiği atlar kağıt üzerinde çok şanslı olmasa da her şey lehine gider ve kazanmasını bilirler ve kazanmaya yakın o zaman dilimi geçer. Şu an için Ercan da o noktada, hocam da dediği gibi devam etmesi kendi elinde. Ama ben çalışkan, konsantrasyonu yüksek olduğunu düşünüyorum. Öyle görüyorum. Devamı gelecektir. Hocam 3 madde var Ercan Çankaya ile ilgili bu koşuda. Kamçı kullanımı, usulsüz kulvar değişmesi ve koşu bitmeden, yani yarış hakemlerine göre ki o anı vereceğiz, yaptığı sevinç gösterisi. 3 üzerinden konserler kurum gözünden kaçmamış. Ne güzel. Konserlerimiz görmüş yani diyorsun. Evet. 3 uyarı var. Kamçı kullanımı, hem usulsüz kulvar hem de koşu bitim mi? Bitim değil mi artık? Bitime yakın mı? Rapora göre bitime yakın yaptığı hareket. Şimdi şöyle bir şey. Gün cezası yok herhalde. Gün cezası kamçıdan şeyinden sonra. İfadesi alınmış. İfadesinden sonra bakılacak. Şimdi genç bir çocuk. İnanılmaz bir son periyot yaşıyor. Yani rüya gerçek oluyor. Yabancıların dream come true dedi. Hayalleri gerçek oluyor çocuk. Bugün ben yine güzel bir yarış kazanmıştı. Yüksel Saymaz kardeşimizin yaptığı söyleşte dikkatle dinledim. Terbiyeli, efendi bir çocuk. Pardon, özür dilerim. Benim bugün dinlediğim çocuk Fesih Çetin. Fesih'ti. Bunu da dinledim geçenlerde. Geçen yaptı. Efendim, terbiyeli bir terbiyeli çocuk. Çok net. Yani bir şeyleri sindirmiş veya sindirebilecek potansiyeli var. Sindiremez, sorun sorunu. Grup bir yarış. Yani zaman geliyor. Ne yarışlar seyrediyoruz? İhtar vermiyorlar. Evet. Usulsüz kulver. Şimdi grup bir yarışta böyle ciddi bir ikramiyede. Şimdi bu yarış zaten grup bir olmasa bu kadar kalabalık koşmaz. Bu yarış grup 3 olsa bu koşu at sayısının yarısı koşmaz. Denemesi bedava. Aynı tarz bir yarış grup 3 olacak. Bunların yarısı koşmayacak. Sanki milli piyango bileti gibi koşuyorlar. Zannediyorlar ki koşunca kazanacağız. Öyle bir şey yok. Şimdi burada bir kere bir kumbe gerçeği var. Bir kare viraja gelirken görüntü, hocamın tam söylediğinizin üzerine biraz daha gelsin. Arkadaki üst safkanı göreceğiz. Yani sizin dediğiniz noktaya geleceğim çünkü. Biraz daha, evet. Şurada bakalım. Buyurun. Yani sizin dediğiniz nokta şu anda. Yani biraz sonra daha da açılacak bu. Daha da açılacak. Başta devam edebilirsin. 800'deki, 600'deki. Şimdi usulsüz kulvarı kabul edilebilir. Kamçıyı zaten herkes söylüyor. Kamçıyla ilgili genelin bir temayülü var. Ama at cevap veriyor. Her aksiyonda devam ediyor. Burada biraz abarttı. Yani burada o kadar kamçı da kullanmasa kazanabiliri varmış ama burada bir parantez açmak istiyorum. Ayrıca da buradan Şeyda Ercan Ekrusu'na geçmiş olsun. Taşan bu yarıştan sakat çıktı. Ayağı çatladı. Çok geçmiş olsun. Yani Taşan'ın burada ayağı çatlamasın. Taşan şu pozisyonda teslim olmasın. Taşan'ı bu pozisyonda teslim almak o kadar kolay değil ki, gelen belki geçerdi, zor geçerdi, arkadakine ikinciyi hiç vermezdi. Taşan artık buralardan sonra direnemedi hayvan yani. Artık tamamen bıraktı yarış. Burada dursun. Bir iki geri alalım. Alalım. O bu harik biraz daha geri. Bir al geri. Biraz daha. Son 4-5 aksiyon evet, al. Evet. Gelsin. Tamam dur. Başlat abi. Ağır çekim normal. Buradan ağır gelsin. Şu ihtar aldığı yer. Evet. Yani bu yanlış. Bak şimdi. Sevinç gösterisinden mi ihtar almış? Şimdi buradaki sevinç gösterisiyle ilgili abartılı bir şey yok. Tehlikeli bir şey yok. Bir daha geri alalım. Bir de elini kaldırıp kamçı sallıyor herhalde bir şey. Reaksiyonunu yapıyor abi. Hani bir kimse de el kor hareketi rahatsız ediyor. Burada bir durduralım. Mi? Bak daha hareket yok. Bak son bariyere girerken yapıyor. Zaten at havada aksiyonunu yapıyor. Tamamlıyor. Biraz geri al. Yok. Bak yok, tamam. Ağır çekim böyle yok. Tam aynı yakın. Kalktı, son bariyere geldi at. Bak atın kafası bariyeri geçti. İkinci aksiyon bitiyor, son aksiyona gelirken kalkıyor. Yani gençtir, sevinmesi doğaldır.
ikaz edilebilir. Yapma. Bir de öyle çok kötü el kor hareketi de yok. Yani sadece kamçıyı kaldırıyor. Daha dikkatli ol vermişler. Daha dikkatli ol. Ne demişler? Daha dikkatli ol. Evet. Yani İhtar. Rakibi tehlikeye atacak herhangi bir şey olmadığı müddetçe herhangi bir mübahişte ben pek şey. Grup 1 yarıştır. Her gün grup 1'de bir her gün yarışta kazanmıyor. Evet. Kolay işler değil bunlar. Sonra burada bu kadar ciddi bir yarış, bu kadar bu atla kazanmayı istiyor. Bir sene sonra aynı randevuya bir daha gelmiş. Tabii. Başarıların devamını diliyoruz. Tekrar Taşan'a ve ilgililerine geçmiş olsun. Yani. Evet, bu noktada İlekli Hocam geçmiş olsun dileklerinizi iletelim ekibiye. Hemen koş sorusuna gidelim. Fedi Çakmak koşusu grup 2. 3 çıkar İngilizler 1900'e çıktı. Taylolo 133'de favoriydi. Rakibi 121 ile Age of Fire'di altı dayan favori tablosunda ve Age of Fire beyaz bayrak aynı yaptı. Şimdi Age of Fire tabii ki beyaz bayrak aynı yaptı. Burada hani hepimizin çok iyi bildiği artık yarış severlerin de konuya hakim oldu. Bir at önde tempo kurdu mu? O kurduğu tempo kendi belirleyip ve ağız istinadında istediği noktada gittiğinde çok daha etkili oluyor. Şimdi tabii burada üstüne bir usta var. Usta Alice Karataş start verildikten sonra bence ata en çok yani kazanmasına en çok katkı sağladığı nokta buralarda ata ağız istinadına güven vermesi. Tabii üzerine giden at yok. Üzerine giden at olmadığı için de istediğin yapılıyor. Ama ata öyle bir aksiyonu kurdu ki at öyle bir keyiflendi ki yarış içerisinde at sanki sabahleyin böyle açık kenter yapar havasında geçti. Bak buraları görüyor musun bak? Bak o kadar keyifli, o kadar rahat aksiyonu ayak değiştirdi, viraja geldi, tam bariyer dibine girmedi, ikinci kulvarda gidiyor. At devam etse bile o kantarma hiç oynatmadan yani çok keyifli hareket ediyorlar. Tabii şimdi bunu gören Ayhan Kurşun da doğal olarak yarış içerisinde çok iyi yer buldu kendine. Çok iyi yerden de çıktı. Fakat benim fikrim Taylor'un sprinter bir at. Yani daha önce geçen sene kazandığı grup 1 yarışlara baktığınızda gerek Cumhurbaşkanlığı gerek Ankara kursunda son 200'lerde anca gözüküp geldi. Şimdi burada hani kötü bir yere düştü, acele etti diyemezsiniz ama sonuç itibariyle bekleme yapan bir at, speed yapan bir at, önde tempo kurmuş bir atın temposuna ayıp uydurmasa hemen onun arkasına yer aldı. Tekrar ediyorum belki böylesi yarışlarda gidebilecek en iyi yerde gitti Taylolo. En iyi yerde de çıktı. Mesafe kaybetmedi. Ama stili bu değil. Yani bir kademe daha arkada olsaydı düzlükle gelip geçebilir miydi bilemiyorum. O zaman belki hiç yakalamayacak noktaya gelebilirdi ama bu şekilde gelip hakim olup ya da hakim olma noktasında yaramaz. Çünkü öyle değil. Bu at 3 metre yarış yapıyor. Açın diğer yarışlarına bakın. Bu şekilde hareket ediyor. Ama start verdikten sonra da öyle bir yere düşmüşsünüz ki önde de kolay giden bir atlar. Rakibinin de o olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla da ister istemez sen de o yeri kaybetmeden devam ediyorsun. İşte buralarda zaten başladığı noktada viraj alabiliriz Yunus'un bir zahmet. Virajı alalım, alalım. Bak. Tamam. Bak, tamam. Dediğim yer burası gördün mü? Yani aslında Taylolo en iyi yerde. En iyi. Oynatalım lütfen. Sen diyorsun burada kalsaydı buradan. Ya işte sonuç itibariyle 3 gidiyor. Öndeki tempoyu bir nebze de en yakın gidiyor. İçi de açıldı. İçi de açıldığı için bir tık daha erken yürüdü. Anlatmak istediğim ez cümle şu. Bu at sprinter ve evet, 3 metre. Anladım. Bugün için azatlı veyahut da koşuda gittiği yeri itibariyle en iyi yere düşme itibariyle birazcık da erken yürütmek zorunda kaldı. Burada önü de açılınca bak gördün mü? Hemen geldi. Hakim oldu. Ha bu Age of Fire'ın başarısını gölgelememeli. Bu at zaten hep iyi bir at. Kısa vadede 8-9 atta yarışları kazanıyor. Grup yarışlarının birçoğunları yakın ara bitiriyor. Bugün içinde harika koştu. Tabii koşu 1900 metrenin nereden baksanız 1000 metresini kendi istediği tempoda taşıyınca Usta Jockey zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi her zaman sonuç aksiyonu güç bırakır. Daha yeni Kocaeli etmiştik hocam Fuat Çakar'la. Hatta bu yarışı izlediğimizde aynı sohbeti yaptık. Dedi Gökhan dedi sonuç aksiyonu ödep dedi. Bir gücünü bırakıyor dedi. Sonradan çözdüm dedi. Birkaç kere fotoğrafta avladı beni. Sonra avlanmak istemedim dedi. Böyle olunca da son metrelerde 1-1.5 buna kadar fark yaptı. Taylolo harika koştu. Uzun oradan sonra bir yarış gördü. Bu yarışın ikincisi. President of City, Mountain, 3. 4. bitimler. Bu atların bir istikrarı var. Bir sonraki randevuya bekleyip göreceğiz. Deniyoruz hocama. Age of Fire, Beyaz Bayrak Ayna. Evet, güzel bir yarış oldu. Önde temposunu kurmaya müsaade ettiler. Temposunu kurduğu zaman bu at her ata zor gelebilecek yeteneğe sahip. Bu tarz gruplarda
hakim olması doğal. Taylolu iyi bir at ama bana göre bu mesafe Taylolu'ya bir tık kısa. Zaten şimdi göstereceğim yerde bariz belli oluyor. President of City güzel bir at, yetenekli bir at. Gücü kadar her yarış koşabileceğin en iyisini koşmaya gayret ediyor ki üçüncülük onun için bu grupta bence oldukça değerli. Ama öndeki ata bugün için yapılacak fazla bir şey yoktu. Çünkü bu atı böyle bu kadar yarışın büyük bir bölümünde virajı dönmesine müsaade edersen istediği tempoda tıngır mıngır giden bir yarışsa bunu geçmek hiç öyle kolay değil. Şimdi Taylolu öne erken geldi. Zaten yine söylüyorum Taylolu mesafeden kaybetti. Bir de bir ara verdi bence. Çünkü İstanbul sezonunda geç başladı. Haziran'ın ilk haftası bir yarış koştu. Daha sonra bir daha yok ortada. Yani yaklaşık 40 günün arası var. O arada bir yarış daha koşabilirdi. Muhtemel belki günlük, haftalık bir sıkıntı yaşamıştır. Vazgeçti. İşte bakın burada Ercan Çankaya, bizi de ekrandan alın. Ercan Çankaya kardeşimiz bu programı seyrediyorsa seyretmiyorsa da seyretsin. Beni göstermeyin, yarışı gösterin. Yaşalım. Bak işte Halis Karataş seyretsin. Halis Karataş ata çok nadir kamçı kullanır. Bak buralarda daha hiç kullanmadı. Bak. Şimdi burada bir ağır çekimi alır mısınız? Bir dakika bir durdurun. Burada bir durdurun. Durdur Yunus. Kim önde burada şu an? Sana göre zaten kim önde burada? Sanki yarım adım Taylolu. Taylolu önde. Devam edemedi işte. Hızlanamadı at bir çünkü. Ağır çekimini oynatalım. Bak Halis atı hiç yüzmüyor. Bir de Ercan Çakman'la bacağını o kadar açmasını ben anlamıyorum. Niye o kadar açıyor Gökhan bacağını? Bir geri alabilir misiniz burada bir? Hocam bu son zamanlarda bu bacağı açma teşhisi kapatken. Böyle duralım evet. Bak bantun üstünde. Ne faydası oluyor? Kamçıyı çıkarıyor herhalde hocam. Bir daha bir oynatsın. Şey öyle görünüyor. Bir daha oynat Yunus'cum. Kamçıyı çıkardı hocam. Çıkardı. Evet. Ne oluyor? Ağır mı geliyor kamçı ellerine? Ben gördüm de senin söylemeni istedim. Bazen kamçıyı... Hani eli dolu sanki böyle elinde bir eve bir şey mi taşıyorlar? Paket mi var yani? Böyle bazı atlar kamçıyı gördüğünde biraz sertlik yapıyor. Öyle bir hissiyata kapılıyorlar. Ondan yapıyor. Ondan koyu arasında bak, koyabiliyorlar. Halis baktı birinci de almıyor. İkinci de sağlam bir tane de aslında. Evet. Ondan sonra şimdi bu atın üstünde... Başka bir genç kardeşimiz olsa isim vermeyelim. Bak Halis sopayı sol eline aldı. Bu defa dedi ki hiç ciddiye biniyor. Ama at anladı. Vurma bana alacağım abi yarışı dedi. Mesajı verdi. Bak sol eline aldı. Vurmadan fotoyu geçti at. Hiç aldım bıraktı. 200 yan sonra hiç yok. Şimdi bu atın üstüne genç bir şey yok. En az iki tane de solundan vurmuştu. Sağlam iki tane asılmıştı bir kere. Evet. Yani at kamçıyla gelmiyor. Biraz zeka işi. Tebrik ediyoruz gerçekten. Evet. Necef Fahri ve ilgililerini. Büyük uçlu Halis Karataş'ı tebrik ediyoruz. Atın tüm ilgililerini kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Haftanın en çok konuşulan koşusuna geliyoruz. Yavuz Sultan Selim Grup 1. 3 kır İngilizler 1500 cm'ye çıktı. Ve çok konuşulacak. Hikayesi yazılacak bir isim. Alihan demiştik. Alihan da Halis Karataş'ta %31 ile koşunun favorisiyle ama bambaşka bir taktikle bambaşka bir Alihan sahadaydı. Ve koşuyu kazandı. Şu anda grubun neredeyse Dagmar'ı çıkamadı bu koşuda onu söyleyelim. Dagmar şu an yanında işte gördüğünüz evet. İsim. O iyi başlayamadı. Alianza tam aksine diğer koşuların aksine şu anda bir dörtlüğün arkasında bariyer dibinde. Şimdi Zadek'im tabii bu koşuda Disper Petur önlerde kabul eden bir at ama liderliği alıp gideceğini ben düşünmemiştim. Yani ben kaptanın fantastik liderliği alır. Dagmar ve Alianza arkasında kalır diye. Vinciore'ye düşünüldü önde. Vinciore 1500 metre çok kolay değil. Kısa yani o kadar sürat yapamıyor ki iyi yere düştü ve harika bir koşu yaptı. Yani bu mesafede yapabileceği en iyi yarışı yaptı. Şimdi Alianza tabii ki her zaman koşu önlerde kabul eden bir at. Yani giden olmazsa liderliği alıyor, giden olsa hemen yakından takip ediyor. Fakat bütün koşu kariyerine baktığınızda 1200 ve 1400 arası müthiş bir başarısı söz konusu. 1400'ün üstüne çıktığında bir tık uzun gelebiliyor Alihan'a. Tabii ki usta jockey muhakkak süretle ekürüyle iletişim halinde oldukları için şimdi bu yarışta 5 gitti geldi yakaladı geçemedi de 3. oldu kimse bir şey demeyecek ki. Sonuçta orada bir ekip çalışması var. Bu ekibin aldığı bir karar doğrultusunda hareket ediliyor ya da tamamıyla jockey Halis Karataş'ın inisiyatifine bırakılmış. Şimdi Alihan bugün bu yarışı yaptı ama esas bundan sonraki koşu hayatına katkı sağlayacak. Neden? 1500'ü yaptıysa bu sefer 1600'ü de yapacak. Hı. Ben 1600 ve üstüne koşacağını düşünmüyorum. 1200-1400'de çok etkili. 1500-1600'de bir tık rakiplerin altında kalıyordu. Şimdi bu yarışı yaptığı için
Bugün düzlükle mi yürüttürdü? İşte 400'lerin oralarda, 300'lerin oralarda hadi dedi. 1600 metrelik yarışta da 200 metre yarış yapar. 1600 metrelik yarışta Çim'de de hani çok istisnai yarış yavaş gider. Öyle değil mi? Evet. Yine böyle bir yarışta sana bu yarış ilk 400 metre 25 geçti ama ondan sonra 11.5-12 tempolara girdi yaz sentetiğe. O zaman Alihan'ın işi daha kolay oldu. Bu yarışın yani bu stille birlikte Alihan artık 1600 metreye kadar da koşabileceği bütün yarışlarda ben de varım. 1200-1400 metrelik iddialı yarışlarımı, grup birlerimi 1600'e de sürdüreceğim diye devam edecektir. Çünkü artık koşu hayatına başladığında da çok jokeyine zorluk çıkaran bir at değildi ama artık iyicene yaşı da belli bir zamana geldi. Böyle olunca da jokey az istinatında istediği yerde gidiyor. İyi çıkıp başlıyor. İsterse ayağına çabuk yerini alıyor. Ne yapacak? Şimdi Alihan bundan sonra öyle 15 atla falan koşmaz. En fazla koşar 7 at. 7 atta da yol bulma, yer bulma olayı olmayacak. Zaten şartlar ne olsa olsun 3'e kadar tutarak geliyor. Bakacak rakibe göre, timingine göre. Bak 400 geçildi, ufak ufak yürütüldü, 300'den sonra yürütülüyor. 1600'e çıktığı zaman da 200 metre yarış yapar. Kaldı ki sonlara doğru Alihan'ın temposu düştüğü için değil. Vincitora zaten mesafe istediği için düzlükte tabii daha yeni açılıyor. Yeni aksiyonu tamamlıyor. İki tane başarılı at. Birinci ve ikinci bitirdi. Bir tanesi daha iyi koştu mesafede. Diğeri ise uzun mesafede iyi koşuyordu. Dolayısıyla Alihan ve İlgmen'i kutlayalım. Böylesi bir taktik Alihan'ın koşu performansı ve yaşar hayatını uzatacaktır başarılı bir noktada. Evet Alihan. Müthiş bir başarı. Başta Ali Selimoğlu kardeşimizi, tabii ki Halis Karataş'ı, atın seyisi kardeşimizi kutluyorum. Çünkü at ringe geldiği zaman bakıyorsunuz 7 yaşında bir at gibi değil. Evet. Yani kim derse ki ben bu işi çok biliyorum. Bu Alihan'ı göstersen, hani Alihan'ı tanımayan birine göstersen, tabii Türkiye'deki herkes Alihan'ın fiziğinde fazla bir at olmadığı için herkes tanır Alihan'ı. Kendine özgü bir rengi var, parlaklığı, sağlığı. At bir kere iyi bakılıyor. At yaşını hiç göstermiyor. Yarışta kendinden daha genç rakiplerinin yanında daha güçlü, kuvvetli. Yarışın her yerinde yarışa hakim. Arkada gidiyor. Atlar yaş aldıkça biraz da tabii akıllanıyorlar, ustalaşıyorlar. Değil mi? Sanki olur. Tabii kolay değil yani. At da jokey de daha ustalaşıyor. Buraları defalarca yaşamışlar. Yarış gidiyor. Ve bu hava koşullarında pist oldukça... Biraz geriye alabilir biraz miyiz? Biraz geri rica edersiniz. Tam burada bir 30 saniye kalabilir miyiz? Böyle bir kalalım. Yani bu hava şartlarında, bu sıcaklıkta yarış hızlı gidiyor. Hı. Bak şimdi mesela Alihan dışındaki at rahatsız ediyor. Hiç oralı bile değil Halis bak. Bak ağır çekimde oynatalım yavaş yavaş. Oğlum Doruk, Akın Sözen devamlı preste rahat bırakmıyor. Veyahut da kendi atında bir an evvel tempoyu çıkarmaya uğraşıyor ama. Ama ne Alihan'ın umurunda ne Halis Karataş'ın? Hiç kimsenin umurunda değil. Bak at kendini yaşıyor. Halis'i görüyor musun? Ben ne kadar rahat. Evet. Muhtemelen şarkı söylüyor atın üstüne. Ağır çekimde gidiyor. Ağır çekimde kalsın. Böyle daha keyifli. Önündekiler hiç gidemiyor zaten. Evet. Onun önünde gidenlerin de duracağını biliyor Halis zaten. Halis döndü düz yolu. Dışarıyı aldığında neyi bekledi? Acaba önce Dagmar hücum eder mi? Çünkü burada kağıt üzerinde şanslı, en şanslı isim Dagmar. Muhtemelen Dagmar'a göre koşuyor. Bak Dagmar'ı hedefe aldı. Nasıl o pilotların yaptığı dogfight, hedefe aldı onu. Bak tam arkasında şu an. Dagmar'ın arkasında saklanmış bekliyor. Yavaş yavaş çıkacak dışına. Çünkü dışındaki at onu rahatsız edecek pozisyonda değil. Gelse bile Halis orayı yarar gider. Bak aldı Dagmar'ın dışına. Bekliyor acaba Dagmar yürür mü diye. Dagmar baktı ki yürüyecek hali yok Dagmar'ın ve içindekinin Edgar'ın. O tabii daha içeriği Vincitore'yi göremiyor. Vincitore de burada öndekilerden kurtulamayacağı için ortaya geldi Ahmet. İyi yol bulsa da Vincitore'nin biraz bir tık kısa Vincitore'ye. Evet bir tık kısa. Bu mesafede de yarışları var ama bak Halis hala yürümüyor. Ama temposunu buldu ve ayağına çabuk bir at var altında. Güçlü, hızlı ve yakışıklı. Evet. Normal seyrinde oynatalım. Artık bundan sonra ufak ufak gidelim dedi. Baktı Vincitore içine geldi. Vincitore asılıyor. Aldı sopayı sol eline. Hafif bir dokunuş. Bitti iş. Bir ayak değiştirdi. At akıllı at. İşini biliyor. Tabii. Vincitore de çok güzel koştu. Mesafesi tamam.
Her ne kadar bu mesafede de başarılı olsa Winchester'a bildiğim üzere 1900 ve üstünü ne kadar üstüne çıkarsa güzel koşuyor. Kamptan fantastik yine yarışın bütün yükünü dispergatörle önde ciddi bir mücadeleye, yani adeta Alihan'a ekürü koştular ikisi de. Alihan'ın yani ekürüsü yok. Ekürüsü olsa bunu yapamazdı yani. Çünkü bir ekürü olsa iki olmaz. Evet. İkisi bir tutuştu. Alihan'ın ekmeğine yağ değil tereyağı sürdüler yani orada. Biraz üstüne bal döktüler. Alihan da geldi yedi onu yani. Bu arada Alihan da hakikaten babasının iyi oğlu. Babası da çok güzel, böyle yakışıklı bir kopyası. Evet. Bir tık daha Alihan babasından iri. Agresif, o da çok başarılı, çok iyi bir attı. Ama Alihan sen şimdi bir şey yanıltıyor seni. Babası 7 yaşında olsun, görmedin sen babasını. Gördüm. Nerede gördün? Harada gördüm. Harada gördüm. Sahada kalsaydı bakalım öyle mi olacaktı? Yani evet. Yok, ikisi İdmanda atın gelişmesi farklı. Yok yok, elbette hocam katılıyorum. Son bu biraz daha büyük bir at yani. Yani çok bakıyor ama görüyoruz sabahtan akşam Ali Ahur'dan devamlı canlı yayında. Ali canlı. Devamlı canlı yayında Ali. Zaten aynı ekürünün anne soyadı yani, oradan geliyor. Yani Ali'nin gelini izlese ki ben hayatta görmedim. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Ben dijital platformda da bahsettim. Ali bu ata sosyal yaşamını ve hayatını endekslemiş. Evet. Sabahtan akşam atla yatıp kalkıyor. Ata çok büyük sevgisi var, saygısı var. Ben şimdi zaman zaman arkadaşlarımızla oturup konuşuyorum. Ha bir de şu var bakın. Ali bir yarışı pas geçti. Evet. Hani zaman zaman bahsediliyor ya şimdi. Ama o yarışı Ali, pas geçtiğin sebebi at öksürdü. O gün sabah tamam, idmanda beraberdik. Atlayacağım bakan dedi. Ama Ali laf dinliyor. Ali gidiyor atını hastaneye götürüyor. Ukalalık yapmıyor. Tabii, veterinerlerimiz tabii. Diyor ki Ali Bey koşmazsanız sizin de atınıza hayırınız olur diyor. Ali Bey de dinliyor. Hocam şimdi her zaman ne böyle ele geçmiyor. İsmi koymuş yani. Tamam. Hani onun kendini çok hataya, hissetmiş her şey var. Para hataya zorlayabilir. Tabii, tabii, Ali tabii. Milyon dolarları yok. Tabii, aynen öyle. Yani o gün Burgaz'ı geçmese çok kolay bir ikinci olacaktı. Sonuç vallahi grup bir yarıştı yani. O zaman da bu yarış olmaz. Evet, aynen öyle. Kesin yani. Olmaz. Tebrik hatalar ediyoruz. Zincirleri başlar. Ya atçılık hata yapmama sanatı. Evet. Tebrik ediyoruz gerçekten Alihan'ı, Ali'yi ve ilgililerini tabii ki. Ve sevmenlere geliyoruz. Grup 1, grup 3. 3 çıkar İngilizler. 2100'e çıktı. Yine Çankaya bak. Evet, yine Çankaya. Ama yine uyarı. Yine komiserler kuruyor. Yavaş yavaş güzel. Yaşı genç, enerjisi var, toparlayacak. Evet. Yarışlar onu tamamıyla seviyeye getirecek. Şimdi süratli başlıyoruz. Deliver önde gidiyor Zadikçin. Biliyorsun ki önde gittiği zaman çok başarılı yarışları var. Ama tabii 12 ay bu kadar önde koşuyu kabul edip tempo kuran bütün rakiplerine direnen atların 12 ay başarılı olması çok kolay değil. Zolom'un kum ve uzun mesafe seven bir at. Bugün için her şey lineydi. Oğuz'un rüyası zaman zaman yarışlarda yaramazlık yapıyor. Böyle bir kızıyor atlara. Bugün çok iyi bir yarış yaptı. Fakat bugün çok enteresan bir at var. Kim o? Üçüncü olan Şarkras. Bak eğer bu at bugün idare etse at birinci, biliyor musun? Hiç kaybetmez. Son yüz geçti bir boy önde ama artık 600 iki atın dışından Ankara 200 metre kumda yürüttürüp bir, hani bu tam bir eleştiri babı değil. Yarıştan sonra konuşuyoruz. Tabii. Belki arkada bekliyorlar. Bir avantaj alayım, beni dikkate almazlar diyebilir Zadikçin. Ama yol boyu bak atların dışarısında burası iyi. Sabretsin izliyorsun. Kaybetmezmiş. Bak bugün kaybetmezmiş. Bak buralarda yeri iyi. Bak, şu anda. Evet. Kışman burada biraz daha sakin kalsaydı. Hayalet kızın yanında zaten. Evet. Oradan geldin. Tamam. Orası iyi zaten. İyiydi. Ama öndeki atlar bir şekilde düzlüğü dönecekler. Bak iki atın dışına çıktı. Dördüncü, beşinci kul var. Buralardan sonra da yürüttürüyor. Bak şimdi burada başladı. 600'e gelmeden başlattı. Ya tabii 800'ün oralarda öndeki atın dışına alınca 700'ün oraya geldiğinde aksiyonu tamamladığını bozmak istemedi. Evet. Ama oralarda biraz daha idare etmiş olup buralarda yürüttürse hayatının yanında kalsaydı. Tabii bak son 100 geçildi hala önde. Hala önce 3 boy öndeydi. Şarttan ne olsa olsun gayreti olan devam eden atlar bu sefer öndeki atın tamposu düştüğünde daha çabuk yakalıyorlar. İşte buralarda artık Zolom'un önce içeriden Oğuz'un rüyası geldi. Ona gördü, ona doğru bir hamlesi var. Onu görünce bir daha bir gayreti arttı. Soldan bir kamçı vurusuyla kazanmasını bildi. Burada tabii Oğuz'un rüyasıyla eleştiri vardı. Evet. İşte yarış bitmeden enseye çöküldü diye. Bakıldığı zaman evet son iki aksiyon Kara Gökhan bıraktı ama bir son metrelere ağır oynatabilir miyiz Yunus'cum ya? Orada bir şartlarla olsun, evet oynatırım. Şartlarla olsun bırakmaması lazım. Doğru, ama yüzüyorsun. Geldi beni yakaladı, geçti, artık kaybettim dediği yerde bıraktı bak.
devam edebilir. Yani uçak son varmış yani. Evet. Tabii çünkü çarpık. Bir daha Yunus oynatır mısın böyle? Çünkü hassas bir konu, çok tartışılır. Hızlı geçince ben iki aksiyon kaldı kaybediyorum ama daha fazla. Varmış. Oynatalım. Ağır oynatalım. Ya hocam sen de bir izler misin? Bu şarp kırasın acaba Safkan biraz sanırım yaramazlık yapıyor. Şarp kırasla bir alakası yok ya. Ben şey için söylüyorum. Oğuz Uyaz için söylüyorum. Ha. Acaba orada Gökhan hani şeyde geliyor dışarıdan. Solomon biraz daraldı. Yok yok, burada önü geçti ama önünde boşluk var. Şarp kıras geri kalmak. Burada bıraktı. Abi, bir. Bu devam var. Daha kırmızıya gelmedi. İki. Bıraktı. Üç. Dört aksiyon. Dört aksiyon. Evet. Erkan bırakmış. Ama tabii ki düşünce şu. Geldi, beni yakaladı, geçti. Kaybettim dedi. Bıraktı. Biraz erken bırakmak zorunda yani bırakmış. Devam etse foto finişten çıkabilir miydi? Onu bilemeyeceğiz tabii ki. Sonuç itibariyle burunla kazanmış. Yani boyun olsa da burunla bitermiş yarış yani. Toparlayalım. Zolom'un Ankara kumunu seviyor. Mesafeyi seviyor. Yerini bulduğunda kazanmaya yakın bir at. Oğuz'un rüyası zaten geçen seneden Ege'de Akdeniz derbisi galibi olduğu için bir yarış önce startta sıkıntı yaşamıştı. Onu yapmayınca iyi koştu. Fakat Sharp Class bugünlük mü? Bundan sonraki yarışlarına bakacağız. Fakat bugün gerçekten 36 lira Ganyan'la Semmel Erkos'unu kazanabilirmiş. Çok iyi bir yarış yaptı Sharp Class. Zolom'la ilgilerini kutlayalım. Oğuz'un rüyası ve Kocakaya'da geçmiş olsun. Evet. Hocam Zolom'u Seymenler'de Ercan Şankaya ile kazandı. Daha önce Ercan Şankaya kardeşimizi çok eleştirmiştim bu atla. Ama bugün bu yarış bu tuhaf oldu. Bu pis bu atları çok zorluyor. Şimdi yarışı seyrediyorum. Seyrettim. Ekrandan bizi alır mısın Yunus'cum? Şimdi mesela burada en geri giden Oğuz'un rüyası var. Yarış boyunca gitmiyor. Bir gidiyor bir tutuyor Gökhan. Ata bir türlü şey yapamıyor. At bir yani bir garip gidiyor. Şimdi mesela buralarda iyi gidiyor gibi düz yola doğru geldi. Yani yarış bitmiyor. Evet. Atları çok zorluyor. Bu pistte ben yarış tesbih olması kaldı lazım. Böyle bir kızdığımız gibi bıraktı bir devam etti. Devamlı Gökhan'a ters itiraz ediyor. Evet. At devamlı itirazla. Şimdi buralarda bir şey yok. Ama bu kadar geriden gelmek de kolay değil. Değil değil. Bak şimdi demin tutan at şimdi gitmiyor. Bir gidiyor. Garip bir koşu stili var atın yani. Zolom'un bu mesafelerin ve böyle kaba sahanın tipik bir zaten orijini itibariyle de Amerikan versiyonu bir at. Orijinine göre iyi koştu. Şimdi mesela burada bakıyorsunuz. Kim yarış olsa anlam veririm. En geri gitmek bir avantajdır. Gittiği yer iyidir dersin. Şimdi bak ilk gözlüğü de çıkarmış. Şimdi burada gitmiyor. Şimdi bak fotoğrafı yarış kaybeder der misin yani böyle seyretmesen? Ha. Bu at nereden gelecek dersin? Birazdan bırakır yarış dersin. İt it gitmiyor. İt it gitmiyor. Bak şimdi Zolom'un ne kadar kolay geldi. O hala orada gitmiyor. Şimdi bir daha tekrar tutmaya başladı bak. Tutunca rahatlıyor. İtince gitmiyor. Biraz sonra yine itecek. Ha, tek şu oldu. İçindeki attan kurtulup direğin dibine gidince at orada bir rahatladı. Bak şimdi yine gitmiyor. At neyin devamlı itiraz ediyor. Şimdi yine tutmaya başladı. Tutmaya başladı. Ya at bir garip koşuyor. Yani hocam önündeki... o ara ara tutmaları yapmasa tam bırakacak. Oralar tutuyor. Evet, orada moral veriyor. Biraz bir şey yapsın diyor ama. Şansına da bu işte, oyunu açıldı. Ben de aynı şeyi söylüyorum Gökhan. At çok zorladı yani Gökhan. Tabii. Zor, çok zor bir at yani. Zor ötesi. Mesela buralarda gideyim mi kalayım mı tereddütte. Evet. Ne gitmeye meyilli ne gitmeye meyilli. Arada kaldı hep zaten bıraktı. Ama Ercan Zolom'u tanıyor. Buralarda yine öldürücü darbelerle vurdu. Bakın şimdi benim hep söylediğim bir şey var. Kamçının sayısı değil şiddeti. Bak yurt dışında göz önünde bulundurulan şey sayı değil şiddettir. Orada öyle bir son kamçı kullandı ki o var ya dört kamçıya bedel. Değil mi? Aynen yandın diye bağırmışlar. Bak bir geri alalım ağır çekimde. 200'e olur. Bazı atlar işte o canan bir yanmayı yapıyor, bazıları da bırakıyor tabii. İşte ha, erkek at çok yapılı bir at. Tabii. Cevap veriyor. 200. O da bir tane iki tane cevap verecek. İkinci vursa kaybederdi. 200 alabilir miyiz Yunus'cum? 200'de. Evet. Şimdi bak. Ağır çekim al. Biraz daha sonra. 200'den bile sonra. Daha dışında kayı beyinden kurtulsun. Tam kurtulduktan sonra evet. Ne zaman böyle bire bire kalacak gibi oluyorlar. Bu uyardı. Bak uyardı. Şimdi birazdan sol elini alacak. Bak. Şeyi gördüğü anda yapacak hocam. Bak şimdi, bak şimdi iyi seyret. Oğuz'un rüyasını gördüğü anda. Ne derlerdi buna? Hocam acılı Adana. Ama çok gerçekten. Bir tane daha var. Evet.
Bir değil iki duble oldu. Bak bu iki tane kamçı var ya, yarış içinde kullanılan 12 kamçıdan daha etkili. Atın gücü bitmeye yakın, son aksiyonları küçüldü, yoruldu, son metreler kolay değil tabii. Kazanan hep haklıdır. Evet. İhtiyar dağmış yine Ercan Çankaya bu koşuda. Tebrik ediyoruz, bu haftayı muhteşem geçirdi Ercan Çankaya. Aman biraz dikkat, ihtiyarlar fazlalaşmış kamçıdan dolayı da. Yok, cezanın kötü tarafı nedir biliyor musun genç bir jockey için? Kapının önünde çok rakibi bekliyor. Kalkar bir uzun ceza alırsa çok kötü. Bütün müşteriler kaçar. Kaçar. Aman dikkat. Ve bir isme gideceğiz. Gerçekten değişik bir şey. Karaca ve Tanış koşusu bugün Ankara'da koşuldu. Grup 2 mücadeleydi. Ve Çin pisti henüz geçirmeyen bir isim. Normal Çin pist, ağır Çin pist, normal Çin pist. Hep kazanıyor. Zaten tamamen Çin pist atı yani. Bu adı kum atı değil. Geçici yarışta kumda üçüncülüğü var. Belki biraz fazla iddialı olabilir ama son yılların en iyi 3 yaşlı dişisi diyebiliriz. Net, net. Yani şartlar ne olursa olsun ben hep şunu söylemiştim. Bir at düzlük yönünde mücadele ederken rakiplerinle mücadeleden kopup 5-6 böyle fark yaptığım o çok iyi bir attır. Tartışma açık bir konu değil benim için. Ama bazı atlar da var. Yani yarışın klasmanını bir kenara bıraksanız son 50 metre kare enseye çökerek kazandı. O da çok başka bir at. Şimdi Kır Sevil bu söylediğim ikisini birlikte yaptı. Yani düzlüklüğünü 400'e içerisi açıldı. Hadi dediği anda bir anda 200'e girdiğinde 5 boy oldu. Bir anda 5 boy oldu. Son elim Edgar'da enseye çöktü. Tabii ki aprantisi Fesih Çetin Baş hem sakin hem çok iyi bindi. Ama bu koşu birkaç kere daha izlesin. Yakın hem ben videoyu izledi yani yarış tekrarında. Ekrana bakıyor. Uzak ara önde olduğunu görüyor. Ondan sonra enseye çöküyor, evet. Gevşetiyor ama yine de Fesih'cim ara patları biliyorsun biraz erken frene basarlar. Erken gevşerler. Kontrolündeydi farkındayım ama yine de ufak ufak teşviğe devam etmeli ya da bu kadar çok tutmamalı. Şu anda başladı, sevmeye başladı. Tabii bak bizi bıraktı. Şimdi biraz yayında geri alabilir miyiz? Biraz 150 lira gelebilir alalım. Miyiz? Alalım. 400 alalım, orayı bir anlatayım, sonra son 200'ü de anlatmak istiyorum. Bak alalım. Şimdi geldi. Tamam. Bak içeriden yol buldu, yanında atlarım, doğru mu? Erkek rakipleri oynatalım lütfen. Bak rakiplerinin yanında. Orada hadi diyor, daha kantarmayı da toparlamadı. Daha kamçıyı da kolunun arasında. Hocam yine kolunun arasında kamçı. Bak 400 geçildi, doğru mu? Evet. Yani benim dediğim... Bunlar kaybetmezse akıllanmazlar. Yani. Böyle bir iki tane çıkarıyorum derken bir de böyle bir saçı örülmemiş bir ata denk geliyor. Biraz da saçlarına takılır. Düşürür, kamçıyı da düşürür. O zaman akıllanır. Bak burada Zadık'cığım 300 geçildi. 50 metre geri önce atın yanında 300 geçildi. 200'e gelinde 5 boy oldu. Evet, 5 boy. Bak ne anlattım? Rakiplerle yan yanayken hadi dediğinde 5-6 böyle kazanan at farklı attır. Şimdi bunu yaptım. Buralarda 5 boy olacak. Son 50 metre kare enseye çöktü. Evet ben baktım Ankara'da pist bir tık hızlı ama 31.5 yaptı. Evet yani. Yani kamçı kolonun arasında müthiş bir at. Son yıllarda izlediğim en iyi dişi at diye düşünüyorum. 3 yaşların. Zaten bu yarışın ardından muhtemelen koşu seçilerek devam edecektir. Elbette grup 1 erkek rakiplerle de mücadele girecektir. Bugün de girdiği gibi. Ama koşu seçilerek özellikle dişlere ait yarışlarda şu an için rakipsiz. Maşallah bir at. Bence Çanakkale Zaferi'nin net favorisi. Yani Fehmi ileri cesim katı seyirci arkadaşı kutlayalım. Fesit Çetin Başa da büyük bir başarı elde etti. Ama müthiş bir at. Julie Dekas istikrarlı. Biliyorsunuz Kazım Karabekir'de ikinci oluştu. Bugün rakibinden olacak bir şey yoktu. Gökçe Ormukan Bey iyi koştular ama hocanın dediği bir laf var. Bu başka bir kumaş. Bu çok farklı bir kumaş. Hint kumaşı gibi yani. Babam Ümit Aysevil hocam. Yani. Fesih Çetin Baş. Ak Filozof'un öz kardeşi. O da iyi bir at ama bu başka, çok başka bir at. Kır Sevil. Sizler her ikiniz de oldukça güzel şeyler söylediniz. Gerçek ortada, at çimpiste henüz geçilmemiş. Üstünde genç, istikbal vaat eden bir apranti var. Beğeniyorum ama burada tabii seyredince bizler kendilerini geliştirme adına bazen eleştirilerinin dozunu kaçırmıyoruz. Gençlerdir. Bak şimdi buraya kadar güzel geldi. Atın üstünde güzel bir Fesih Çetin Baş var. Biraz sonra kantarmalar bir tarafta. Kançıyı çıkarmaya uğraşıyor. At gitti o tarafa. Yani bu çocukta ışık var. Bu çocuk işlerinde işte olur. Çok ama favori ve heyecan yapıyor işte bak hocam. Şimdi bak. O kantarmalar bağlı. Bak burada biraz geri alır mısın? Bir 400'e doğru yerim.
Evet. Ha, tamam. Tamam. O aradan geçtikten sonra rahmetli Ekrem abinin lafı aklıma geldi. Böyle havada kantarlar tutanlara arabacı derdi. Arabacı mısın, jokey evet, misin evet, derdi. Evet. Böyle dizginleri arabacılar tutar. Biraz dağınık. Sen yani adada faytonlarda evet, görmüşsündür. Havada böyle tutarlar kantarmaları. Arabacılar böyle kalır. Jokey böyle kantarma tutmaz. Rahman atın üstünde çok hareketli olunca çok bir şey yapmış gibi görünüyor. Zannediyorlar ki çok bir şey yapıyoruz ama yaptıkları tamamen yanlış senkronize ve hatalar zinciri. Hiç yaptığı doğru bir şey yok. Yaptığı bu yarışta tek doğru şey ara yaptıktan sonra at akışına bıraktı. Gelen giden yok. Yalnız gelenin gideni bir kıstırırlarsa ya da daha kalabalık böyle Çanakkale Zaferi gibi 20 atlık 15 18 atlık yarışa denk gelirse o grubun içinden kurtulmak pek kolay olmaz. Atı ve ilgilerini kutluyorum. Çok güzel bir atları var. Değerli bir at. Evet. Metin Çaldıran kardeşimi de burada kutluyorum. Çok istikrarlı atı koşuyor. Tabii Jülide kız. Metin de çocukluğumdan beri tanıdığım, sevdiğim bir kardeşim. Kesinlikle. Atına iyi bakıyor ve hep istikrar abidesi. Her yarışta 1-2 tabeladaki en yerini kutluyor. Efsane oluyor. Babası, babamın arkadaşı Ali Çoğu. Ali abi hepimizin arkadaşı. Büyükçe bir küçükle kuyuş. Evet. Ali Çoğlu. Çok eskiden tehlikeli emekçidir. Atları vardı hocam, hatırlıyorsun değil mi? Tehlike 5. Ya sen ne diyorsun? Tehlikeden de su hatırlarım. Sonuna kadar hatırlarım. Atlarımı çakardı. Ali abi olsun, Metin olsun. Ben Adana'ya ya da Bursa'ya gittiğim zamanlarda hep Ali abi çakardı. Veyahut da Ali abi yalnız Milan çakardı. Atıyorsun. Ayağında 45 gün çivi kaymazdı. Tabii. Yalnız Zadik. Atlar kütleme olurdu. Ali abi hemen bulursun. Yoldan giderken bir taş bulur. Hemen ahıra girer. Ayağa basamayan at basarak devam ederdi. Ali abiye çok macera. Buradan da Ali abiye Ali Çaldıran'a sevgiler. Evet. Saygılarım. Tüm Çaldıran ailesine. Tabii. Efendim hafta sonuna geçmeden kısa bir rica ediyoruz. Atları tutkuyla sevenlerin adresi altılıganyan.com'un sunduğu format devam edecek. Temmuz, ülke ve toplum tarihimiz açısından bir milattır. Demokrasi ve milli bütünlüğümüzü tehdit eden tüm unsurlara karşı yüce Türk milletinin verdiği mücadele, dünya siyasi tarihinin sayfalarında hep destan olarak yer alacaktır. Aziz şehitlerimiz anısına düzenlenen Grup 2 Demokrasi ve Milli Birlik Günü koşusu Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda. Acemi Taylan'ın temel eğitimi ve sorunlu atların eğitimi kursu devam ediyor. Dünyaca ünlü at eğitmeni Nicola Blondo tarafından verilen eğitim programını tamamlayan Apprenti Eğitim Merkezi Baş Binicilik Öğretmeni Ömercik Ayla, binicilik öğretmenleri Nuri Şölen ve Kıvanç Cemil Atasoy tarafından Acemi Taylan'ın temel eğitimi ve sorunlu atların eğitimi konularında at ilgililerine verilmekte olan uygulamalı kursa devam edilmektedir.
Eğitim, başvuru sayılarına ve meslek gruplarına göre oluşturulan belirli sayıdaki gruplar halinde apranti eğitim merkezi tesislerinde düzenlenmektedir. Her bir grup, 2 haftalık süre zarfında haftanın 3 günü saat 14 ila 16 arasında toplam 12 saat eğitim alacak olup, eğitim programı antrenör, idman jokeyi, seyis ve ilgilenen tüm atçıların katılımına açık olacaktır. Eğitim programına katılmak için müracaatların apranti eğitim merkezine şahsen müracaat edilerek veya apranti eğitim merkezinin tayeğitimi@tjk.org e-posta adresine veya 0212 414 69 62 nolu faksına ad, soyad, telefon numarası ve meslek grubu belirtilerek yapılması gerekmektedir. İlgililere önemli duyurulur. Türkiye Jokey Kulübü. Temmuz, ülke ve toplum tarihimiz açısından bir milattır. Demokrasi ve milli bütünlüğümüzü tehdit eden tüm unsurlara karşı yüce Türk milletinin verdiği mücadele, dünya siyasi tarihinin sayfalarında hep destan olarak yer alacaktır. Aziz şehitlerimiz anısına düzenlenen Grup 2 Demokrasi ve Milli Birlik Günü koşusu cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda. Atları tutkuyla sevenlerin adresi altılıganyan.com'un sunduğu format devam ediyor. Efendim aranın ardından yeniden birlikteyiz. Hafta sonuna göz atacağız. Kemal Aratancaz yarın kısa vade altı 3 yay şaraplar 1400 çime çıkacak. 8 safkan dekleri oldu ve ekrana geliyor efendim. Afşin Tay, Mehmet Kaya, Koca Efe Gökhan Kocakaya, Efe Mete Bey, Akın Sözen, Kaya Dünyası Hışman Çizik, Şen Aktu, Ali Yıldız, Alp Tekin, Ahmet Çelik, Bayram Abi, Ayhan Kurşun, Şükrü Bey, Mehmet Salih Çelik, Gökhan. Evet, 1400 metrelik yarış artık mesafeler uzuyor taylar içinde. Dolayısıyla da artık startla birlikte öne çıkıp nefeste bitirme değil de biraz daha koşu içerisinde düzlüğe gücü bırakarak gelmek lazım. Bunları en iyi yapanlardan bir tanesi Kocakaya ve Koca Efe olacağını düşünüyorum favori hanesinde. Şen Aktu istikrarlı bir at, hızlı bir at, kısa mesafeyi iyi koşacağı düşünülse de bence kısak babası Bilgin 1400 metreyi de iyi bir yere üstünde çıkaracaktır. Ve bir diğer at da Bayram abi diyorum. Bu üç at arasında geçeceğini düşünüyorum. Üç at geldi Gökhan Gül'den hocam. Gökhan'ın söylediği atlar yeterli bence. Yeterli, katıldı. Suat Emre'ye. Atilla Özsoy alınacağız. Kısa vade 8. 3 yukarı İngilizler. 1-2-3 çime çıkacak. 6 safkan dekler oldu. Subit Ayık, Gökhan Kocakaya, Prince of Darkness, Ali Yıldız, Annabella Akın Sözen, Lumleri Ahmet Çelik, Operasyon Selim Kaya, Dragon Sun Görkem Özçelik. Yani Subit Ayık ve Lumleri arasında geçeceğini düşünüyorum. Bu Lumleri çok başka bir at, değişik bir at. Yani sıkıntıları, problemleri olsa da inanılmaz yürekli bir at. Ve en iyi yarışını 1000 ve 1200 metrede yapıyor. Dolayısıyla da iç gibi başlayıp sağlıklı bir Lumineri koşunun en şanslı atı olarak gözüküyor ama ben Subutay'ı bu sene grup koşu kazanabileceğini söylemiştim ki son yarışını kolay kazandı. Biraz kilosu fazla olsa da en ciddi rakibi ya da Subutay Lumineri diyebiliriz yani. İki isim geldi Gökhan Gül'den hocam. Annabel hatta operasyonda şansı var. Çünkü operasyon bunlar kısa mesafeyi koşabilen safkanlar, dikkate alınmalı bence. İki isim de ideal olarak hocamdan geldi. Profesör Doktor Mecdi Ramazanoğlu alacağız. Kısa vadeli dişiler, 2 yaşlı İngilizler, 1-2-3 çime çıkacak. 7 tay dekleri olduğu koşuya ve taylar deklerine geliyor. Çok eğlileri birlikte. Polestar, Akın Sözen, Miramen, Selim Kaya, Ladron de Corazon, Ayhan Koşun, Nivinus, Hüçman Çizik, Dejavu, Ali Yıldız, Make Fly, Gökhan Kocakaya, Secret Boom, Görkem Özçelik. Dejavu'nun kazandığı yarışı çok beğendim. Bence burada en şanslı isim olduğunu düşünüyorum. Make Fly çok yetenekli bir at.
kazandıktan sonra planlı programlı devam ediyor. Bir 45 gün arası var ama yarış seçerek gidiyor. Aynı dejavu gibi. Mülkiyat ön planda. Üçüncü isim olarak da 2 numara Miram ediyorum. 3 isim geldi. Evet. Suat Demir öldürmüyoruz. 3 isim. Taylar şöyle bir şey. Gökhan Söğüt Taylar tabii ki güzel taylar, yetenekli taylar ama tay yarışıdır bu. O gün gününde olan işte dişi arır, kantarmayı sevmez, yer hoşuna gitmez. Hem taylar hem dişiler dikkate alınmalı. Bu tarz yarışlar ligde böyle biraz daha bize aydınlatıcı bilgiler veriyor ama böyle kağıt üzerinde bu gelir bu gelmez demek kolay değil. Hepsi yetenekli, birbirine yakın yetenekli safkanlar. Şanslı olmayan bir tay bence pek yok. Yok. Daha zor bir koşu, yarış. Zor bir koşu bekliyoruz. Suat Demirer. Bursa'da da güzel koşular var yarın. Kısa vadiydi. 4 yukarı Araplar 1400 kuma çıkacak. Ve 10 safkan bekler oldu koşuya. Tunç Dağ, Mehmet Akyavuz, Can Oğulcan, Muhammed Birbilgin, Halim Ağa, Kadir Tokaçoğlu, Uzun Mehmet, Mustafa Çiçek, Uçan Yaprak, Vedat Abiş, Altındere, Mahmut Duran, Eymen Ağa, Müslüm Çelik, Şahsekin, Halit Gökçe, Akkuş Bey, Bekir Merkbürük ve Everest, Ali Can İnci. Evet, oldukça zorlu bir yarış. 1400 metre denk atlar, kilo farklılıkları da var. Ben önceliği bu mesafeyi iyi koşan Halim Ağa'ya vermek istiyorum. Yani bu atlı mesafelerde oldukça başarılı koşuyor. Her ne kadar son iki yarışı beşinci olsa da ben Tokaçoğlu'yla şanslı olduğunu inanıyorum. Altındere istikrarı var, ihmal edilmemeli. Yine inanılmaz bir form yakalan Eymen Ağa dikkate alınmalı. Ve son olarak da her ne kadar en ağır kilo olsa da Mehmet Akyavuz'a bir numara Tuğç da yabana atılmamalı. Zor bir koşu olarak evet, kesinlikle. Hocam? Zor yarış. Mesafe zor, hava zor, atlara kalan hava son günlerde Marmara bölgesinde inanılmaz zor bir hava var yani. Atları çok boğucu bir hava. Kolay değil, Allah yardımcılar olsun. Atların da jokeylerin de tabii kolay değil. Halim Ağa öne çıkıyor. Vedat abi işte Uçan Yaprak öne çıkıyor. Tunç da mesafesine geldi. Evet. Benim ilk etapta söyleyeceğim isimler bunlar. Bakalım nasıl mücadele olacak. Ve Osman Gazi koşusu grup 2. 3 yukarı İngilizler 1400 çime çıkacak yarın. 8 safkan bekleri oldu koşuya ve güzel safkanlar var. Ekrana geliyor. Çakır Dağlı, Kadir Tokaçoğlu, Emir Kurcak, Berat Abiş, Extraction, Nezat Avcı, Hakna, Cem Altun, İsakan, Müslüm Çelik, Mountain Ercan Çankaya, Point of Finally, Mehmet Akyavuz, Red Raptor, Muhammed Mirbilgin, özellikle Emir Kurcak, İsakan ilk kez Bursa'da yol gösterecek. Tabi grubun şu an handikap puanı olarak da yüksek isimleri. Nasıl bir koşu beklersin? Şimdi tabi İsakan ve Emir Kurcak ilk defa çıkıyor. Eğer pistin azizliğini yaşamazsalar, yani daha doğrusu sol tarafa dönüyorlar, şehir değişikliği, en şanslı isim olacaklardır ki özellikle İsakan kıvamına geldi. Geçen sene çok etkili yarışlar vardı. Ben önceliği ona vermek istiyorum. Bu ikiliye Bursa pistini bilen ve günün yolunda çok iyi koşan İstiklal'la 8 numara Direktör'ü de eklemek lazım. Ben katıldım. Benim yani koşu yorumunda, yarın yaptığım yorumda benzer düşüncelerdeyim. Emin Kuşak, İsakan pistte ne yapacak? Ama pisti bilen bir Direktör var. Hocam başka var mı aklına ya da kazanırsın? Mount. Son yarışı benim çok hoşuma gitti. Dördüncüsünde Mount'un geldi. Ankara'ya gideceğiz. Demokrasi ve Milli Birlik Günü koşusu grup 2. 2 yaşlı İngilizler 1-2-3 çime çıkacak. Çok güzel bir koşu bekliyor bizleri. 8 tane direkleri oldu koşuya ve Al kardeşler Ahmet Çelik, Kazator de Osos, Halis Karataş, Gökberk, Müslüm Çelik, İl Postino, Ercan Çankaya, İzanayi, Hiçman Çizik, Reverius Boy, Mehmet Salih Çelik, Taşlımın, Ayhan Kurşun, Tulumar, Gökhan Kocakaya. Baktığımızda Gökhan Gül, İzanagi dışında tüm taylar bir ya da bir iki kez kazanmış. Evet. Kazıdor Desos, Halis Karataş'la buluştu İstanbul'da. Güzel birincilik etti. Gökberk 2-2 ile başladı. Taşlımın gösterişi birincilikle başladı. Reverius Boy 4-3 yaptı. Gidiyor, 4-3 yaptı. Gerçekten güzel taylar bir arada. Nasıl bir koşu? Zaten yani koşu çok özel bir koşu. Aynen öyle. Grup 2 yarıştan bahsediyoruz. Ben bu ve benzeri yarışlarda her zaman tecrübeli tayları ön plana çıkarıyorum. Kazador ve Asos ve 5-6 numara bile Boy. Bu iki at ön planda. Fakat bir 7 numara Taştım Bulmar. Harika bir yarış kazandı. İdman pistinde müthiş gözüküyor. Kesinlikle ihmal edilmemeli. Bir hatta yer varsa o da 8 numara Tulumar eklenebilir. Bu 4 tayı öneriyorum.
Ama 2 ve 6 her ne kadar önde olsa da 7 ve 8 devreye girebilir. 2 6 önde olsa da 7 ve 8'e dikkat diyor Gökhan Gül. Hocam nasıl bir koşu beklersin? 8 tay. Güzel taylar. Ben ilave olarak bir numaralı tayın son yarış dikkatimi çekti. Gereksiz şekilde öndeki atı rakip aldı. İstanbul'da bir kum yarışıydı. Sentetik yarıştı. Ağır kilosuna rağmen rakibin üstü erken gitti. Son anda kaybetti yarışı. O tay çok yetenekli bir tay. Kilo kiloya değişebilir ama 2 numara 2 adım önde. Son yarış çok harikaydı. İstanbul kilosu çok güzel. Çok tecrübeli bir tay diğerlerine göre. Tamam 7 numara da şık bir at dikkat çekiyor ama diğer atların sayısı fazla. 1 ve 2'nin koşu tecrübesi fazla. 2 numara çok öne çıkıyor. 2'yi çok önde ama 1'e dikkat diyor Suat Hocam. Kısa vadeydi. 4 yukarı araplar 2200 kime çıkacak bu koşunun hemen ardından. 7 safkan depli oldu koşuya. Bahadır Gökhan Kocakaya, Ezer Döver Hüşman Çizik, Altın Eken Ercan Çankaya, Can Caner Mehmet Ak Yavuz, Eyyan Bahur Vedat Abiş, Bekir abi Eray Çizik, Köçek Ahmet Çelik. Köçek ve Can Caner ön plana çıkıyor bende bu yarışta. Mülkiyat'ın hani daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Fakat kuvvetli bir yat var. Bir numara Bahadır zaman zaman etkili koşuyor. Mesafe de uzun. Onu da ihmal etmeyelim. İki isim geldi Gökhan Gül'den. Köçek ve Can Caner. Ama Bahadır'a dikkat dedin hocam. Ben beşli ilave etmesine fayda var diyorum. Eyyan Bahadır'a da evet. Dikkat diyorsunuz. Evet güzel koşular. Dekleri bir şekilde ekrana geldi. Ama pazar günü de büyük heyecan yaşanacak. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda çok özel koşular var. Ekrana gelsin. Koşu koşu gidelim. İşte Hüsamet'in tam ele alacağımız kısa vade 8 mücadele ekrana geliyor. 10 tane evet. Ekranda Gökhan neler söyler? 50-10. Ben bu yatın son yarısını çok beğendim. İlk şansı ona vereceğim. Battle of Glory. İki son iki kursunu kazandı. Kesinlikle ihmal edilmemeli. Ve 5 numara Fedelis Moonlight. Bu atın da 5 yarış koşup 2 birinci, 3 ikinciliği dikkat çekici istikrarlı. 3 tay ön planda bende. 2 numara Deo Valento koşarsa direkt favorihanesine çıkıp ön plana çıkacaktır. 2 numara Deo Valento ama bekler olun bilmiyorum. Onu yarın sabah göreceğiz. Yani. Hocam kayıttan neler söylersin? Önce 2 sonra 1 diyor. Net bir şekilde 2 evet. Ve 1'i önerdim izlerim. Beyoğlu grup 2 3 yaşlı İngilizler 2100 sentitiğe çıkacak. Önümde 11 safkalı koşuya evet. Kayıtlı olduğu gözüküyor ki ekrana geldi. Söz Gökhan. Ana partalardaki ilk 3 bu yarışta ilk 3 olacağını düşünüyorum. Tabii ki harika bir gazi koşusu koşan 2 numara Borrego var. Onun dikkate aldığımızda bu 4 at yapabiliriz. Ama ana partalar koşusunda Combat Israel, Pitfall ve Attalos ilk 3 yapmışlardı. Bu yarışta da ilk 3 sırayı alacaklarını düşünüyorum ama 2 numara Borrego'yu da ekleyebiliriz tabii. Anafartlar revanşı diye düşündü Gökhan Gül ama Borrego gazi kostümü dikkat çekici performans ortaya koymuştu. Ben Gökhan'ın söylediklerinin önüne matrası alıyorum, diğerlerini arkaya alıyorum. Evet. Gökhan Gül'ün önerdiği safkanın önüne matrası alıyor Suat Demirer. Ve Türk atçılığın çok önemli bir ismi. Özdemir Atman'ı alacağız. Grup 3 dişiler, 3 yaşlı İngilizler 2003 kime çıkacak? 9 safkanın kayıtlı olduğunu görüyoruz. Ekrana giriyor safkanlar. Söz Gökhan Gül'de. Giz ve Mangusta dişilere ait olan yarışlarda ön plana çıktılar. Ciddi ağırlıkları söz konusu. Ben Giz'in gazi koşusunda çok iyi koştuğunu düşünüyorum 2400 metrede. Tabii ki o zamandan bu zamana tay toparlamıştır da kendini. Giz ve Mangusta ön planda. Mülkiyet yeterli olacaktır. Evet yani dişiler arasında öne çıkan bir ikili var. 100 handikap puanına gelmiş. Giz ve Mangusta dedi Gökhan Gül. Yeterli bence ben, bu iki hata ayrı. Oldukça klas safkanlar. Yeterli diyor. Suat Demirer. Necdet Narin alacağız. Kısa vadeydi. 3 çıkar İngilizler. 2000 sentitikte yeni safkan kayıtlı koşuya an itibariyle. Ve ekrana geliyor safkanlar. Gökhan Gül'ü dinliyoruz. Spor Zorik ve Jalinger. Bir ikiliyi ön planda tutuyorum ki Spor Zorik son kazandığı yarışı bu yarışta da performansını tekrarlarsa Fatih önde geçecektir. Çok güçlü bir at. Sentetik pisti çok seviyor evet. Erken kapışma olsa belki bir numara kursutlar sonları devreye girebilir. Temposunu kurarsa yine Spor Zorik diyor Gökhan Gül. Bir numara safkana dikkat dedi eğer önde çok mücadele olursa. Hocam sen neler söylersin? Ben de ilave olarak Jalinger diyorum. Jalinger'e dikkat çekiyor Suat Demirer. Birbirinden kıymetli, birbirinden değerli koşular Cuma'dan pazara ekranlara gelecek. Tabii ki hem İstanbul'da hem Bursa'da hem Ankara'da çok heyecan verici koşular olacak.
Yurt dışına gidiyoruz efendim. Önemli bir isme gidiyoruz. Billy Buick 100. grup bir galibiyetini elde etti, ekrana geliyor. Şampiyon jokey William Buick kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Dünyaca ünlü Godolphin ekürisinde baş jokey olan Buick, July Cup'ta Millstream ile birinciliğe ulaşıp 100. grup 1 zaferini hanesine yazdırdı. Koşu sonrası William Buick yaptığı paylaşımda bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. William Buick işte öyle yükseltti ki Godolphin ekürisi, dünyanın en önemli ekürisi, mavi forma William Buick'i baş jokey yaptı. Yani ekürünün... Sonuna kadar hak ediyoruz dedik. Bunlar gerçekten dünyaya jokeylik için gelmişler. Hem fizik açısından hem yetenekleri tartışma açık bir konu değil. 100. grup 1'ini kazanmış. Dile kolay 100. grup 1 ama böyle jokeyler için de çok hani uzak bir durum değil. Devamı gelecektir. Dediğim gibi yani şimdi Godolphin ekürisinin birinci jokeyisi zaten her yıl 8-10 tane grup 1 kazanmaya aday artık. Bu yılda sanırım böyle devam ediyor. Ben William Buick'in hani fiziksellikten daha ziyade mental olarak çok etkili bir jockey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu mücadelelere giriyorlar. İşte Avrupa'nın her yerinde at biniyorlar. Farklı yarışlarda en ufacık bir hataya yer yok. Ve bunu en iyi, yani bunun üstesinden geliyor. Ve şartlar ne olsa olsun Godolphin ekürüsünün birinci jockeysiniz. Demek ki belli bir yeteneğiniz, belli bir başarınız var ki bu şekilde devam ediyor. Nice 100. grup yıldır edelim. Bildim bu iki hocam. Şimdi benim söylediğim bir şey vardır. Yani bu benim fikrim, beni bağlar. Açık yarış iyi jokeyle kazanılır. İşte böyle ekürler birkaç tane yarış kaybedip canı yandığı zaman iyi jokey yarışına girerler. Hep söylediğim bir şey vardır. Baş jokey birinin cebinden parayı alıp öbürünün cebine koyan adamdır. Atınız ne kadar iyi olursa olsun, siz istediğiniz kadar benim atın çok iyi değil. Ama atla jokeyin senkronize olması, özellikle bu seviye yarış koşan ekürlerin ciddi bir baş jokey ihtiyaçları var. Örnek olarak Kulmur'un her ne kadar atları çok iyi de olsa Raymur'un faktörünü eleyemeyiz, göz ardı edemeyiz. Biraz sonra şimdi bu haber de çok güzel. Yine bir jokey haberi. Evet, bu jokey haberi var. Çok bilinen, gerçekten Fransa'nın baş jokeylerinden Gérald Mons jokeyle veda etti. Dünya genelinde birçok önemli koşuda birincilik elde eden 57 yaşındaki Fransız usta jokey Gérald Mons emekliliğini açıkladı. 3 kez Fransız derbisi, 4 Royal Ascot galibiyeti, Art ve Melbourne Cup zaferiyle dolu jokeylik kariyerini noktalayan Mons, antrenör olarak kariyerine devam edeceğini ifade etti. Gérald Mons ekranda, gerçekten çok kısa bir jokey. Az önce Kanada seslendirdi, haberde yer aldı. Her yerden tecrübe akıyor. Müthiş galibiyetler oluyor. Buraya kadar gelmiş artık, yani 57 yaş. Tabii kendini artık o noktadan sonra antrenörlüğe adamış. Zirvede. Ama bir görüntü var işte, oradaki bütün jokeyler sıraya geçmiş. Ona saygı gösteriyorlar. Yaptığı mesleğe bak, görüyor musun? Evet. Herkes alkışlıyor. Bence bu çok değerli, çok önemli. Ona mesleğine ve atçılığa kattığı başarıdan dolayı saygılarını gösteriyorlar. Müthiş yetenekli, çok iyi bir jokey ya. Defalarca izlemeyi anlatma şansı yakaladım Gérald Mons. Gerçekten efsane bir jokey. Tabii. Yani mesleki kariyeri çok üst kalibre başarılarla dolu. Birçok yarışı birkaç defa kazanma. Royal Ascot'u 4 kere, Ark kazandı, Melbourne Cup kazandı. Kolay değil yani. Değil, oturuşunda da kendine olan özgüvenini görüyorsunuz. Yine de mesleğin bir kenarından tamamen bırakmıyor. En azından kısa bir tatil yapacaktır ailesiyle. Ondan sonra tekrar kendine bir ekürü kuracaktır. Orada antrenörlük yaşamına başlayacaktır. Tecrübelerini orada sürdürecektir. Tabii jokeyler, bu kalibre jokeylerin dünyanın her yerinde, bizde de yurt dışında da ekonomik özgürlükleri çok yüksek. Kendilerine çok rahatlıkla güzel bir ekürü kurup, hatta at ve atlar alıp kendileri de at sahipliğiyle de başlıyorlar ve at sahibi antrenör olarak At sahibi antrenör olarak başlıyor. Bazı ekürlerle ortaklık yapıyorlar. Tabii. Çok değişik anlaşmalar var. Yolu açık olsun. İnşallah başarıları antrenörle devam etsin. Aynen başarılar. Öyle. Burada da gelsin. Çok elde olduğu gibi ve Gérald Mons'a yeni hayatında başarılar diliyoruz. Su gibi aktif efendim. Evet. Çok keyifli program oldu. Sonuçta anlattığımız yarışlar birbirinden değerliydi. Birçok noktaya değindik. Hafta sonu yapılacak önemli koşular var. Haberlerimiz, gelen mesajlar her zaman olduğu gibi ciddi katkı sağlıyor herkes.
Hepsine teşekkür ediyorum. Stüdyoya, rejiye, tüm gün boyunca Tezgah TV'ye bu programı yapmak için katkı sağlayan arkadaşlarımızın ellerinin emeklerine sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Hocam ağzına sağlık. Ekran başında bizleri izleyen tüm atçı dostlar, yarış severlerimize, stüdyoda yemeğe geçen tüm personelimize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Efendim bir teşekkür ederim. Sizlere tabii ki desteklerinizden dolayı. Herkese iyi geceler diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Atları tutkuyla sevenlerin adresi altılıganyan.com formatı sunuyor.